Çay tiryakisi olduğumuz için ne kadar da zam gelse içeceğiz. Çay içmeyiz, su içeriz artık. Öyle valla. Yani herhalde bu gidişte kurutup kurutup içeriz çayı. Çay fiyatlarına bugün itibariyle %15 zam yapıldı. Böylece son 3 ayda çaya 4. zam gelerek Haziran'dan bu yana %82,2 zamlandı. Yapılan son zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Zamlar de ki az. Az, daha bir de yapsın. Tamam mı? Ya maaş hiçbir şey etmiyor, maaşımız. Hiçbir şey etmiyor. Vallahi her şeye zam geldi sana bakarsan. İşler iyi değil. Ya ben mesela gurbetçiyim, mecburen memleketten geliyorum. Ordu'dan bizde çay 5 lira. Kafeteryada oturmuş olsan 7 lira. Yani şu an genelde çoğu şeye zam var. Ama çalışmış olduğumuz, yaptığımız işin emeğini alamıyoruz. Mesela bizim Karadeniz fındık. Ama fındık fiyatı kurtarmıyor. Bakalım Allah solumuzu hayırlısı. 3-5 arkadaş oturup da kafeteryada veya bir çay ocaklarının önünde oturmuş olsan 10 çay içsen 50 lira yapıyor. Bu etkiliyor. Niye etkilemiyor ki? Karadeniz'i yani çayda kısmaz kendini. Yani hiçbir şeyle kısmıyor ama bazen gücü yetmiyor. Maddiyatı yetmiyor. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında da zamlar yapılıyor. Yani zamlar dünyanın her tarafında var. Orada da biz aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Memleketimizde de aynı sıkıntı var. Ama memleketimizde çay tiryakisi olduğumuz için ne kadar da zam gelse içeceğiz. Yani çaysız duramayız. Burada da Allah yardım etsin millete, yani ekonomi kötü. Ama inşallah düzelecek diye bekliyoruz, umuyoruz. Umudumuz o. Genelde bir şeylik var. Ekonomide bir bozukluk var. Yani bunu kimse inkar edemez. Bizim alım gücümüz de düştü. Buradakilerinki de düştü. Ya Allah diyorum yardım etsin herkese artık. Yani yapacak bir şey yok. Mecbur katlanacağız hepimiz. Süpermarketler şimdi 50 euroya alışveriş yaptığımızda o alışveriş arabasını doldurabiliyorduk. Şimdi aynı şeyi 100 euroya dolduramıyoruz yani. Sıkıntı orada da var. Hepimiz hem maaşlarımıza çok cüzi bir zam yaptılar. Onun her ya kurtarmıyor. Ama yani yapacağımız bir şey yok. Elimizden gelen bir şey yok. Dünya genelinde bir sıkıntı var. Ya diyecek bir şey yok zaten. Her şey ortada. Ekonomi çok karıştı. Daha da karışacak eminim. Rahat edemedik yani, daha da her şey kötüye gidiyor. Bence buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bir alacağımıza yarım almaya, iki alacağımıza bir almaya devam ettik. Vallahi çok kötü. Her şey çok zamlı yani. Geçinemiyor insanlar. Hiç kimseyi düşünmüyorlar. Vallahi bilmiyorum. Çok kötüye gidiyor. Gerçekten insanlar çok mağdur. Bence biraz düşürmeleri lazım yani. Çok kötü. Ortam da çok kötü. İnsanlar da kötü. Yani işler de kötü. Verdikleri para kiraya gidiyor anca. Yani ekonomi çok kötü. Ya aldığımız maddi paradan dolayı o da asgari ücret veriyorlar zaten. Ondan biraz fazla veriyorlar. O da zaten insanlara yetmiyor. Çünkü kiralar 8 milyar, 6 milyar. İnsanlar geçinemiyor. Aynen. Geçinemeyince de ailede huzursuzluk oluyor. Bu sefer aileler etkileniyor. Hiç asgari ücrete zam yapmasalardı da bunları yaşamasaydık yani. Çay içmeyiz, su içeriz artık. Öyle valla. Ne diye farklı çay içmeyeceğiz. Onu deriz, ne diyebiliriz? Her şeye geliyor, bir çaya gelmiyor ki. Alamıyoruz ki. Birini alıyorsak birini alamıyoruz. Bir markete giriyoruz. Bakıyor fiyatlara. Evin eksiklerini alak diye giriyor. Bir iki tane alıp öyle çakıyor. Yoksa alamıyoruz. Ama ben çayı çok severim, çok içerim de yapacak bir şey yok. Evet, çok güzel bir dönemlerden geçiyoruz. Tabii ki bu insanların, bilmiyorum da para yok yok deyip de bu şekilde de lüks yaşamaları da ayrı bir şey. Evet, çaya zam gelmesi güzel bir, hoş bir şey olmamış tabii ki, çok sevdiğimiz için çayı. Acil olan önceliklerimizi şu an yapıp onları eğer ki paramız kalırsa veyahut da ayağımız yorganımıza göre uzatıp bir tık paramız artarsa o şekilde değerlendireceğiz. Yani evet, ya zor. Vazgeçemiyoruz tabii ki çaydan, almam diye bir şey olmaz ama tabii ki yani herhalde bu gidişte kurutup kurutup içeriz çayı. Fırsatçılıktır, başka bir şey yok yani. Düşündüğüm odur yani, evet. Yani millet kendi aralarında yani her şeyi tekelleşmişler. Ondan sonra ne bileyim bir ara yapıyor, bir de WhatsApp grubu kurmuşlar. Onun üzerinden bugün bu fiyat olsun, öyle bir fırsatçılık yapmışlar. Başka bir şey de yok yani.